eleştiri üzerine Geçenlerde bir dost 1963 yıllıkları ünlü bir derginin roman üzerine soruşturmasını mı ya da süre gelen romancılığımızın dünü ve bugünü üzerine yazılmış yazıyı mı görüp görmediğimi sordu. Görmedim dedim. İnanmadı. Nasıl o şaka yapıyorsun? Görmemiş olamazsın. Gerçekten görmedim ne var? Söz birliği etmişçesine hep yerme, hep aşağılama, hep Uzun uzun sinirli sinirli anlattı. Kızmadım. Kızmamakla da kalmadım. Salık verilen yazıları inadımı alıp okumadım da. Önce eleştirmenler beni övmek zorunda değiller. Yermişlerse, ağız birliği etmişçesine yermişlerse haksız değiller herhalde. Onlar beni yıllar yılı yererler. Yergilerinde haklı olsalar da olmasalar da yererler. O kadar ki içlerinde bir süre övünenler de olmaz değil. Bir gün bir de bakarsınız ki ver yansın girişmiş. İler tutar yerimi koymamışlar. Ne kendi kendimi tekrarladığım kalır ne de modamın geçtiği. Bu yakınlarda ağız başka. Eskiden Adana'dayken yazdıklarım neredeymiş şimdikler nerede. Çalakalam yazıyormuşum şişiriyormuşum. Bir bereketli topraklar üzerinde gibisini verebiliyor muymuşum. Mesela neymiş o suçlu? Onun devamı olan sokakların çocuğu az ama öz yazmalıymışım. Olmuyormuş falan filan. Zaman zaman düşünmüşümdür. Güzel madem böyle. Madem beğenmiyorlar. Ne diye üzerimde durur değinmek zahmetine girerler. Beni bir kalem gezseler de gerçek romancılardan söz etseler olmaz mı? Hayır olmaz ne hikmetse. İlle de değinecek. Akıllarınca ileri geri öğütler verecek. Nasıl yazmamı, nasıl yazarsam bu işin olacağını lütfedip öğretmeye kalkacaklardır. Zaman zaman bunlardan birini yakalayıp ayaküstü uzun uzun konuştuğum da olmaz değil. O zaman iş değişir. İnanın. Hemen hemen sadece dinlerler. Hatta içlerinde haklısın, haklısın ama falan filan diye yazdıklarının tam tersini konuşanlar da olur. Bunlardan biri ısrarla benden. İçinde yaşadığım dünyanın fotoğraflarını çekmemi ister. Roman onca, olmakta olanın gerçek bir kopyacılığıdır. Yani çok eskimiş ama çok çok eskimiş bir naturalizme. Senin suçluyu tutmuyorum der. Niçin? Romanın kahramanı Cevdet'i bırakmıyorsun ki kendi hayatını yaşasın. Ne müdahale ediyorsun birader? Ona kısaca anlatırım. Senin istediğin Cevdet'in alabildiğini düşmesi, mahvolmasını görmek, yani içinde yaşadığımız şartların %99 etkilediği insanı. Kara, kapkara bir gerçekçilik. Ben suçlu da aydınlık bir gerçekçilik yapmak istedim. Alabildiğini kötü insanların yanında sağlam diri, kötülüklerle savaşan insanları ve onların direnişlerini vermek istedim. Ama bizim toplumumuzda bugün %80 hatta 90 insanlar düşüyor, yuvarlanıyor. Aslı realite bu değil mi? Belki o. Dikkat edersen dünya romanı yüzyıllar boyunca onu derinlere giden çeşitli etkenleriyle verdi. Ben de aynı şeyi yaparken yanı başında bir de kurtuluş yolu olmasa bile ışığı tutmak istiyorum. Kurtuluşun eskilerin deyimiyle min tarafillah değil. Gene insanların çabalarıyla, boyun eğmeyip direnmeleriyle, baş kaldırmalarıyla, kötülüklerin üstüne üstüne gitmekle mümkün olabileceğini belirtmek istiyorum.'' Dinler koyun kaval dinler gibi hem de ama sonra gene bildiğini okur. Her biri bir başka alemdir bunların. Birleştikleri nokta ısrarla yermektedir. Sanki vazifeliymişler gibi. İnsanın aklına bu da gelmiyor değil. Onun için ben çoklu kulak asmam bunlara da yazdıklarına da. Eleştirileri yapıcı değil yıkıcıdır. Ön yargılarla başlarlar işe. Bunda özel bir çıkarları ya da maksatları mı var? Orasını bilmem. Ama bildiğim her yaptığım şeye ille de bir gölge düşürmek. Sanki yurdumuzda yalnız ben roman yazıyorum. Özellikle de kötü roman yazıyorum. Ötekileri ya övmek için ele alırlar ya da hiç değinmezler. Geçen yıllardan birinde bir derginin düzenlediği eleştirmen ve sanatçı üzerine bir açık oturumda belirttiğim gibi bence eleştirmen sanatçı hiç ama hiçbir zaman yol gösteremez. Sanatçı sanatını yaparken eleştirmene sormaz, fikrini almaz ki. Eleştirmen ancak son noktası konulmuş diyelim bir romanı alır, gerine gerine okur, anladığınca iyi ya da kötü der. İyi, kötü demesi bile sanatçıyla aynı düzeyden, aynı açıdan dünyaya bakmasına ya da bakmamasına bağlıdır. O zaman da belirttiğim gibi eleştirmen bence dikkatli, yetişkin bir okuyucudan başkası değildir. Sanatçı gibi onun da dünyaya kendince belirli bir açıdan bakması elbette hakkıdır. Zaten başka türlüsü de olamaz. Eleştirmen sanatçıyla aynı açıdan bakmıyorsa dünyaya ve olaylara elbette birbirlerine zıt duruma düşeceklerdir. Bu da olağan, normal, yerinde. Dosta bunu belirttikten sonra işte bunun için bizdeki eleştirmenlerin hakkımdaki yargılarına çokluk kulak vermem. Ne yazdıklarını merak etmem, sormam hatta dilediklerini çıkarlarınca diledikleri gibi varsın yazsınlar. Varakı mihru vefa. Bence sanatçı önce eleştirmendir. Yani onun sanatçı kişiliğinde her şeyden önce bir kendi kendini, kendi yaptığını haddeden geçiren, kolay beğenmeyen bir yan vardır. Bu estetik yan sanatçıya kendi kendini ilk eleştirmenliğini verir. Yani sanatçı, eserinin mühendisi, mimarı, estetiği şu su bu sudur. Bu olmazsa önce konusunu nereden nasıl alacağını, niçin alacağını, hangi biçimde vereceğini bilemez ki. Peki dedi dost. Eleştirmene lüzum yok mu o halde? Olmaz olur mu? E madem sanatçı aynı zamanda eleştirmen. Güldüm ve Steinbeck'in sözünü hatırladım. Ünlü ve değerli romancı şuna yakın bir şeyler söyler. Eleştirmen, Evet lazım galiba ama ben romanı yazıp bitirdikten sonra meydana çıkıyorlar ki iş işten geçmiş oluyor. Yazımı bitirmeden önce bir başka eleştirmen tipini çizmek istiyorum. Bu gerçekten iyi yetişmiş okuduğunu anlayan çok efendi biriydi. Yıllığına bir yazımı alacağını mektupla bildirmiş. İzin istemişti. Hatta mektubunda en son çıkan hikaye kitabımdan sevdiğim bir hikayemi alacağını da belirtmiş. Beni sevindirmişti. Yıllık çıktı. Bir de göreyim. Çizgiler diye. Çırpıştırılmış. Hiçbir zaman hiçbir kitabıma almayacağım bir yazıyı yıllığa almamış mı? Bir de yazı döşenmiş. Çok yazıyormuşum. Hayat şartları beni çok yazmaya zorluyormuş. Bundan dolayı itinasız oluyormuş yazdıklarım falan. Bundan önceki sözüm ona eleştirmenlerin kasıtlı olarak geveledikleri şeyler. Halbuki yalnız o hikaye kitabım ki üzerinde özene bözene durmuş kılı kırk yarmıştım. Herhangi yeni bir sanatçıya dikkati çekecek nitelikteydi. Artık anlıyorum ki bizde eleştirmen değil bir takım maksatlarla yazı yazan bir takım sanatçıları tutup bir takımına boyuna gölge düşüren kimseler var. Onun için dostum ne yıllıklara bakıyorum ne de şurada burada çıkan yazılarına kendi içimdeki eleştirmenliğimi kullanmakla yetiniyorum. 1963.